Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde satrancımızın en önemli konusu olan şah çekmek ve mat etmek konularını işleyeceğiz. Bunlarla ilgili birkaç örnek göreceğiz. Bundan önceki derslerimizde biz taşların birbirlerine saldırı hamlelerini ve bunlara karşı yaptıkları savunma hamlelerini görmüştük. Bu saldırı yapan taşların içinde bizim önemli olan şahlarımız da vardı. Yani şahlar da diğer taşlara saldırı yapabiliyorlardı. Fakat bunu yaparlarken kendilerini güvenli gördükleri ancak karelere giderek yapabiliyorlardı. Bugünkü dersimizde de diğer rakip taşların şahlara yaptıkları saldırı konusunu göreceğiz. Eğer rakip taşlar şaha bir saldırı yaparsa biz buna kurallar gereği şah çekmek diyeceğiz. Evet, özel bir isim söylemiş oluyoruz. Çünkü bizim oyunumuzun en önemli taşları şahlar. Fakat oyundan asla dışarıya çıkartılamayacak taşlar olmasına rağmen oyunun devam edip edemeyeceğine karar vermiş olacaklar. Yani onlara yapılmış olan bu saldırı sonucunda nasıl bir savunma yapacağız ve bu savunmanın sonucunda da oyun bitecek ya da devam edecek. İşte yapılan bu saldırıya biz şah çekmek diyoruz. Şimdi örneğimizde bunu inceleyerek daha iyi anlamış olacağız. Şu anda sıra beyazlarda ve beyazların kalesi şu an C1'de ve hamleyi o yapıyor. C8'e geliyor ve rakibin şahına şah çekiyor. Şimdi inceliyorum. Şah çekti, saldırı yaptı. Normalde başka bir taşa saldırı yapmış olsaydı belki de biz bunu görsek de başka bir taş oynayabilirdik, farklı bir hamle düşünebilirdik. Ama eğer söz konusu şahsa, saldırı yapılan taş, yani şah çekilmişse, bundan sonra bizim yapabileceğimiz, yani şah çekilen tarafın yapabileceği mutlaka şahını kurtarmak olmalı. Yani oyunun devam edebilmesi için şahı kurtarmanın yollarını bulmamız gerekiyor. Bunun için de bize 3 yolumuz var. Hangi yollardan şahı kurtarabilirim? Bu yapabileceğim 3 kural, 3 yol, belli bir sırası yok. Buna oyunun içindeki duruma göre karar vermiş olacağım. Ama sırayla biz bunu şu an inceleyelim. İlki, şahım şu an tehlikeden kendini kurtarabilmek için güvenli bir kareye kaçabilir. Demek ki ilk yolu kaçmak. Bakıyorum şahımın kaçabileceği nereler var. Şu anda F8 ve H8, aynı zamanda da H7 noktalarına gidebilir. Ama F8 ile H8 kalenin kontrolünde olduğu için yine oralara kaçamayacak. Bir tek kaçabileceğim nokta H7 noktası. Demek ki kaçarak bu tehlikeden kendini kurtarır, oyun tekrar devam eder. Şimdi ilk yolu bu şekilde gördük. Bakalım başka hangi yollarla kurtarabilirim? Şah çeken taşla şahın arasını kapatabilecek perde dediğimiz takım arkadaşlarımdan birisinin bu arayı kapatmasıyla kurtulabilir. Hemen bakıyorum şu anda piyonlar geriye gidip kapatamaz. Fil arayı kapatacak konumda değil. Ama kale şu şekilde gelirse şu anda şah çeken taş şahı göremiyor. Şah da onu görmüyor. Böylelikle bu tehlikeden kendini kurtarmış olur. Hemen onu tekrar yerine aldım. Üçüncü bir yol, şah çeken taşın oyundan dışarıya çıkartılması. Yine bakıyorum oyundan dışarı çıkarabilecek, evet, filin konumunda, tehlikesinde ve hemen fil onu alıp oyundan çıkartıp böylelikle şahı bu tehlikeden kurtarmış olabilir. Peki buradaki örnekte gördük ki demek ki o 3 yolu da şu anda uygulayabiliyorum. Peki biz bu 3 yoldan hangisini uygulamalıyız? Buna oyunun içindeki duruma göre karar vereceğim. Hangisi daha uygunsa o anki durumda buna karar vereceğiz. Ama
bu demek değildir. O anda üç yolu da uygulamayabilirim. Sadece tek bir yol uygulayabilirim kurtulabilmem için. O zaman mecburen o hamleyi yapmak zorunda kalırım. Ama şimdi buradaki durumu incelediğimde, eğer arayı kapatmak için ben buradaki kaleyi getirirsem, düşünüyoruz şu an. O zaman rakibe sıra geçtiğinde rakibim bu kaleyi alarak tekrar bana şah çekecek ve aynı zamanda da ben kalemi kaybetmiş olacağım. Hem şah çekilecek tekrar bana hem de kalemi, biliyorsunuz, puanı yüksek bir taştı, kaybetmiş olurum. O yüzden de arayı kapatmak bu durumda çok doğru olmaz. Şahımı kaçabilirim ya da en doğru hareket, filin şu an konumunda olduğu için rakibi alıp oyundan dışarıya çıkarmak burada en doğru hareket olur. Şimdi hemen farklı bir örnek vermek istiyorum. Bakalım yine 3 yolu uygulayabilir miyiz? Konum gereği nasıl şah çekilirse ne olabilir? Hemen onu görelim. Şimdi burada yine beyazların fili hemen bir saldırı hamlesi yaptı. Bakıyorum, şu anda şahı görüyor mu? Evet. Şah tehlike altına girdi. Biz buna ne dedik? Şah çekmek dedik. Peki şah bu üç kuralı gerçekleştirebilir mi? Hemen onu kontrol ediyorum. Araya bir taş girebilir mi? Şu anda fili beyazlarda giden bir fili olduğu için arayı kapatamaz. Piyon düz ilerlediği için arayı kapatamaz. O zaman araya girecek bir taşım yok. Fili alabilecek bir taş var mı burada? Ona baktım. Hayır. Beyazlarda giden fil onu alamaz. O zaman geriye kaçmak, ama kaçabileceğim noktalarda da kendi taşlarım var. Demek ki burada da 3 tane kuralı da, yolu da ben uygulayamıyorum. Peki beyazlar şah çekti. Sıra siyaha geldi. Siyah şu anda hiçbir şahı kurtaracak hamle yapamıyor. Evet, oynayabileceği başka taşları var. Ama eğer şah çekilirken şahı kurtarmak yerine diğer taşlarından birini farklı oynarsa kural dışı hamle yapmış olur. O yüzden de sadece şahı kurtarabilecek hamle yapmak zorunda. Şu an gerçekleştiremediği için oyun sonlanmış olur ve biz buna mat etmek diyoruz. Yani beyazlar şah çekti, siyahlar şahını kurtaramadı. Oyun beyazın siyahı mat etmesiyle sonlandı. Bu mat etme konusunda bir örnek daha göstermek istiyorum. Çünkü hem aynı zamanda şahların arasındaki özel bir durumu da yine tekrar etmiş olalım. Şahlarımız burada da bir vezirimiz olsun. Oyunda beyazların şu anda tek bir taşı kalmış. İki tane şah bu şekilde yerleşmiş ve sıra siyahta. Siyah hamle yapıyor ve saldırı hamlesi yaptı. Şu anda siyah vezir beyaz şaha şah çekti. Yapabileceğim, arayı kapatıp ya da veziri alabilecek bir taşım şu anda yok. O yüzden sadece kaçmak zorundayım. Ama kaçabileceğim C1, E1 noktaları zaten vezir tarafından kontrol altında. Peki kaçabileceğim C2, D2 veya E2 noktalarına gidebilir miyim? İşte burada yine iki şahı ilgilendiren bir kuralımız var. Asla oyunun içerisinde iki şah yan yana duramazlar. Bu neden? Çünkü şahlar birbirlerine şah çekemedikleri için birbirlerinin gidebilecekleri kontrol alanında da bulunamazlar. Bundan dolayı ben beyaz şahımı şu an C2'ye, D2 ya da E2'ye götüremiyorum. Zaten vezirin gördüğü bu iki noktaya da götüremediğim için şu anda şah çekildi ve oyun bitti. Yani siyahlar beyazları şu anda mat etti. Evet, şah çekmek ve mat etmek oyunumuzun belirleyici kuralları.
ve bunları bilmek zorundayız. Bu şah ve mat olaylarıyla ilgili çok soru çözersek bu konuyu çok daha iyi pekiştirmiş oluruz. Önümüzdeki ders farklı bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.